Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Ve bu videoda 8. sınıf 2. İngilizce dersi 2. ünitesinin bir worksheet üzerinden özet bir şekilde konu anlatımını yapacağız. Ünitemizin adı Teen Life yani gençlik hayatı. Gençlerin hayatı. Şimdi hal böyle olunca arkadaşlar ünitemizde daily rutin, günlük rutinlerle ilgili bol miktarda fiil var. Ve ilk çalışmamız e, ünitede sıkça geçen fiillerle ilgili olacak. Önce bu fiilleri bir tarayalım. Ondan sonra resimlerle fiillerimizi eşleştireceğiz. Birinci fiilim get up ya da wake up. Arkadaşlar hemen hemen aynı şey olmakla beraber bir küçük farklılık var ikisi arasında. Get up yataktan kalkmak. Wake up ise uyanmak demek. Yani uyanıp yatakta kalmaya da devam edebilir insan. O yüzden arada böyle küçük bir fark var. Get up kalkmak. Wake up uyanmak. Brush teeth dişleri fırçalamak. Have breakfast kahvaltı yapmak. Take a bath ya da have a bath banyo yapmak. Take ve have İngilizce'deki joker fiiller. Dolayısıyla yani beraber kullanıldığı isme göre anlam kazanan fiiller. Dolayısıyla take a bath da diyebiliyoruz. Have a bath da diyebiliyoruz. Get rest giyinmek. Go to school okula gitmek. Have lunch or dinner Öğle yemeği yemek ya da akşam yemeği yemek, do homework ödev yapmak, araya e, sahiplik sıfatını gelirsek do my homework ödevimi yapmak, take classes at school, okulda ders görmek, lessons finish, derslerin bitmesi, my lessons finish, derslerin biter anlamında ya da school finishes, my school finishes, okulun bitmesi yani okulda öğretimin sona ermesi, günün bitmesi anlamında follow school uh, after school activities ya da join after school activities after school activities okul sonrası aktiviteler yani kulüp faaliyetleri dersten sonraki faaliyetler follow takip etmek join de katılmak ee, okul sonrası aktivitelere katılmak katılmak ya da follow'la söylerseniz okul sonrası aktiviteleri takip etmek Have training, antrenmanı olmak. Eğer basketbol yapıyorsanız have basketball training, basketbol antrenmanı olmak. Go to bed, yatağa gitmek. Spend time with family, aileyle birlikte zaman geçirmek. Spend time, zaman geçirmek demek. Wash face and hands, yüzü ve elleri yıkamak. Fiillerimizi böyle taradıktan sonra şimdi arkadaşlar aşağıda sırasıyla resimler akacak ve biz üst e, baloncuktan, üst kutudan Resmin hangi fiille eşleşmesi gerektiğini bulacağız. Şimdi birinci resimde bir robot görüyorum arkadaşlar. Robotik faaliyeti bu. E, Robotik kulübünün bir faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun follow ya da join after school activities, okul sonrası aktivitelere katılmak ya da takip etmek olabileceğini düşünüyorum. Join or ya da follow after school activities, okul sonrası aktivitelerini e, takip etmek ya da aktivitelere katılmak. İkinci de Yıkanan bir çocuk görüyorum. O zaman bunun da take a bath ya da have a bath olması gerekiyor. Shower da olur. Shower duş demektir. Bath banyo demektir. Banyo almak ya da duş almak ya da banyo yapmak. Üçüncü de giyinen birisini görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu da get dressed olmalı diye düşünüyorum. Devam edecek resimlerimiz akmaya. Evet bir sonraki grupta bakalım hangi resimlerimiz var burada ders çalışan bir kızımızı görüyorum. Dolayısıyla şimdi bunun ne olması gerekiyor? Tabii yukarıdakilerden baktığım zaman do my homework ödevimi yapmak olduğunu düşünüyorum. Beşinci resimde bir baba ile muhtemelen çocuğu okul binasına doğru ilerliyorlar. Bunun da go to school olduğunu belirliyorum. kahvaltı masası görüyorum. Bir aile görüyorum. Fincanlar burada. Ee, evet, atıştırmalıklar ya da işte ekmek görüyorum, çörek görüyorum ve kahvaltı sofrası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla have breakfast diyorum 6 numaralı resim içinde. Devam ediyoruz. Bu sefer arkadaşlar iştahla spagetti makarna yiyen bir kardeşimizi görüyorum burada. Yanında gene başka bir çocuk. Aile mutlu bir şekilde yemek yiyorlar. E bu kahvaltı olamayacağına göre have lunch ya da dinner diyorum. Öğle yemeği ya da akşam yemeği yemek. 8'de bir basketbol topu, bir e, genç basketbol topunu tutan ve yanında da muhtemelen taktik gösterdiği için ona koçu var diyorum. Dolayısıyla have basketball training, basketbol antrenmanı yapmak. E, neşe içerisinde dişlerini fırçalayan bir kardeşimizi görüyorum arkadaşlar. Tabi e, tabii hal böyle olunca bunun da brush teeth olduğunu söylemek mümkün. Resimler akmaya devam ediyor. Bu sefer okul binasından annesine doğru sevinçte koşan bir kardeşimiz var. O zaman lesson, lessons finish ya da school finishes dersler biter ya da okul biter fiil grubuyla eşleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet burada uyuyan bir arkadaşımızı görüyoruz. Yani tabi sleep'tir uyumak ama bu resim olarak go to bed yatağa gitmekle eşleşecek. Ve arkadaşlar bir aile görüyorum gene. İşte çocuklardan bir tanesi babayla birlikte bir şeyler çiziyor. Diğeri anneyle kitap okuyor. Bunun da Spend time with my family. Aileyle zaman geçirmek olduğunu düşünüyorum. 13. resimde coşkuyla derse katılan, parmak kaldıran kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı görüyoruz. O zaman take classes at school. Okulda ders görmek olabilir diyorum. 14'teki hanım kızımız gerinerek uyanıyor arkadaşlar. Bunun da get up ya da wake up olması gerektiğine kanaat ediyorum. 15'e baktığımda işte yüzünü yıkayan birisini görüyorum. Dolayısıyla wash my face and hands yüzümü ve ellerimi yıkamak diyorum bu resim içinde. Şimdi arkadaşlar bu geldiğimiz B bölümünde de bu bölümde de bize kutu içerisinde fiiller verilmiş ve uygun olan cümleye yerleştirmemiz isteniyor. Skate paten kaymak. Drive me beni. Şimdi drive kelimesi arkadaşlar fiili sürmek demektir. Ama tabi biz sürmek dediğimiz zaman at sürmek, eşek sürmek, araba sürmek, bisiklet sürmek ee, vasılardan bahsediyoruz. Eğer bir kişi zamiriyle beraber kullanılırsa bu araba ile götürmek anlamına gelir. Birisini araba ile götürmek. Burada mi me var. Mesela beni araba ile götürmek. School club activities. Okul kulüp aktiviteleri. Arrive home eve varmak. Arrive varmak. Pick up. Küçük kamyonetlere pick up dediğini duymuşsunuzdur arkadaşlar. Çünkü onlar sürekli bir yerlere, bir şeyler alır, götürür, getirir. Pick up da eee birini arabayla bir yerden almak demek. Go to the gym spor salonuna gitmek. Watching basketball matches basketbol maçları seyretmek. Read books kitaplar okumak. Surf the internet internette gezinmek. Bakıyorum birinci cümleye. I always ben daima diyor. After I have dinner with my family ailemle akşam yemeği yedikten sonra. Generally genellikle I finish 40 pages a day. Günde 40 sayfa bitiririm genellikle dediği için bunun read books olabileceğini düşünüyorum. I always read books. I go to school on foot. Arkadaşlar yürüyerek derken on kullanıyoruz. Ayak isminin önünde on foot yürüyerek. Okula yürüyerek giderim but ama after my classes finishes. Derslerim bittikten sonra my dad Babam e, ne yapar? Beni arabayla götürür e, diyecek burada. Ya da beni alır diyecek. E, bunun dolayısıyla pick me up olması gerektiğini düşünüyorum. Evet beni babam alır. My school is not far away. Okulum uzak değil. And I don't like walking ve e, yürümeyi de sevmiyorum. Sevmiyorum. Şimdi hem okul uzak değil hem de ben yürümeyi sevmiyorum. E, bu yüzden e, arabayla gitmeye gerek yok ama yürümek de istemediğim için... I skate. Patenle giderim okula with my friends. Arkadaşlarımla birlikte diyorum. Sometimes bazen my mom annem to school when i am late geç kaldığımda okula. Bu to e a yönelmesidir. Demek ki beni annem arabayla götürüyor. Dolayısıyla drives me olması gerekir diye düşünüyorum. My sister doesn't watch TV a lot. Kız kardeşim fazla televizyon seyretmez. But she ama o saatlerce bir şey yapar. I think she will hurt her eyes. Sanırım ya da bence o gözlerini işte incitecek ya da gözleri bozulacak. E gene ekranla ilgili bir faaliyet olması gerekir diyorum. Gözlerin bozulmasına ötürü serves the net. Özlemde Özlem de kız kardeşim olduğu için bunun S takısı alması gerekiyor fiilin. I from school at three in the afternoon okuldan dediği için ha, okuldan öğleden sonra üçte ne yaparım? Arrive home. Eve varırımın olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. And do my homework ve ödevimi yaparım. Our teacher gives us homework every day. Öğretmenimiz her gün bize ödev verir. Gives. I always sit in my office. Ben ofiste sürekli otururum diyor. Dolayısıyla twice a week to exercise. Egzersiz yapmak için haftada iki kez go to the gym. Yani sürekli oturduğu için ofiste spor salonuna giderim diyor. I don't watch the news or sitcoms. Ben haberleri ya da işte sitcom televizyondaki kapalı alanda çekilmiş, tek bir mekanda çekilmiş dizilere sitcom diyoruz. İşte haberleri izlemem, sitcom seyretmem. But I like ama on TV televizyonda bir şeyi severim. Because they are so exciting. Çünkü onlar çok heyecan verici. İşin heyecan verici olduğu için ve izlendiği için watching basketball matches uygun olduğunu düşünüyorum bu boşta. We don't go home right away after the school. Right away derhal hemen demek. Biz after the school finishes okul bittikten sonra eve hemen gitmeyiz. We stay at school okulda kalırız. And attend ve devam ederiz. E neye devam ediyoruzdur? School club activities okul kulüp aktivitelerine. Şimdi burada da arkadaşlar çok önemli. Ee, sonuçta işte LGS sınavında da karşınıza çıkabilecek çok anahtar sıfatlar var. Şimdi bu sıfatlar pozitif mi, ejektif mi, pozitif anlamlı mı, negatif anlamlı mı onlara bir bakacağız. Gruplara ayırmamız isteniyor bizden. E, ee, inerjetik, enerjik demek. Enerjik olmak iyi bir şeydir. Bunun pozitif ejektif olduğunu söyleyebiliriz. Exciting var, heyecan verici. Heyecan verici olan şeyler hoştur diye düşünüyoruz ve bunun da pozitif olduğunu söylüyoruz. Healthy, sağlıklı, healthy, pozitif, egzektif. Bu da pozitif bir durum. Fun, eğlenceli. Bir şeyin eğlenceli olması da pozitif bir durumdur diyoruz. Impressive, etkileyici. Etkileyici olan şey de olumludur. Impressive. Terrific, terrific, berbat demek, kötü demek arkadaşlar. Bunun negatif olduğunu söyleyebiliriz. E, terörle aynı kökten geliyor. Terrific, berbat, kötü. Ridiculous saçma demek ridiculous e, bunun da negatif olduğunu söylemek mümkün. Boring sıkıcı demek e, sıkıcı olan şey de negatiftir arkadaşlar boring sıkıcı. Popular popüler popüler olmak iyi bir şeydir pozitif ve cektif. Expensive pahalı e, bir şeyin hiç kimse bir şeyin pahalı olmasını istemez o yüzden negatif expensive. Trendy trend olan tutulan herkes tarafından beğenilen alınan uygulanan şey demek trend olmak nedir? Pozitif bir şeydir. Dolayısıyla trendy pozitif, ejektif, pozitif sıfatlar kutusunda. Excellent, harika, müthiş. Bu da pozitif arkadaşlar. Unbearable, katlanılmaz demek. Katlanılmaz olan şey negatif bir şeydir. Relaxing, rahatlatıcı, rahatlatıcı olan şey pozitif bir şeydir. Difficult, zor, zor olması bir şey, negatif bir durumdur. Fascinating de büyüleyici demek. Bu da pozitif bir ejektifdir diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde de cümleler var ve bizden cümleye uygun olan önemli bir bölüm cümleye uygun olan sıfatı seçmemiz isteniyor. I am keen on bowling. Ben bowling'e düşkünüm. And I go to bowling every weekend ve her hafta sonu bowling'e giderim. Because çünkü e, sıkıcı olduğu için gitmem. It is enjoyable. O zevkli diyorum. Boring, sıkıcı, enjoyable, zevkli. I really like listening to classical music. Ben gerçekten klasik müzik dinlemeyi severim. It is so, o oh, çok. Nedir? Unbearable, katlanılmaz değil. Klasik müzik relaxing, rahatlatıcıdır diyoruz. To be honest, dürüst olmak gerekirse. I don't like watching TV a lot. Ben televizyon seyretmeyi çok, televiz yani se televizyon seyretmeyi çok sevmem. E sevmiyorsam yani o trendy değil, trend olan bir şey değil, sıkıcı bir şeydir. Boring. I prefer reading books or magazines. Ben kitap okumayı ya da dergi okumayı tercih ederim. Prefer tercih etmek fiili. I don't chat my friends online. Arkadaşlarımla online sohbet etmem. I prefer meeting them in a cafe. Ben onlarla bir kafede buluşmayı tercih ederim. E o zaman e, ben online sohbet etmeyi eğlenceli değil, saçma buluyorumdur. My best friend benim en iyi arkadaşım Mary never goes to the gym. Asla spor salonuna gitmez. She thinks. She I think bence demek. She thinks de onca ona göre. Ona göre şimdi eğer asla gitmiyorsa harika olması mümkün değil spor salonunun ama expensive. She thinks it's expensive o spor salonunun pahalı olduğunu düşünüyor. I am fond of düşkün olmak, çok sevmek demek fond of. I am fond of doing sports. Ben spor yapmaya düşkünüm. And I like playing tennis most ve en çok tenis oynamayı severim. Neden? Çünkü because o o berbat değil, nörjetiktir. My father isn't skilled at doing karate. Babam karate yapmakta becerikli değil diyor for him ona göre it is. Şimdi becerikli değilse muhteşem değildir karete babaya göre nedir? Difficult'tır, zordur. E, canım yani baba da bulmayı versin muhteşem kareteyi. E, adam bak çoluk çocuk sahibi olmuş. Rahatına bırakın artık adamı. Kareteyi de gençler yapsın. As a family bir aile olarak we really like enjoying the nature. Biz gerçekten seviyoruz. Şimdi bakın like burada var. Peki bu enjoy ne işe yarıyor? Şöyle Enjoy'un hoşlanmaktan başka bir de tadını çıkarmak anlamı vardır. Dolayısıyla, dolayısıyla bir aile olarak biz gerçekten doğanın tadını çıkarmayı seviyoruz. We go trekking every Sunday, her pazar trekking, yani doğa yürüyüşüne gideriz. Because çünkü it is seviyorsak ve gidiyorsak sürekli katlanılmaz değildir, healthy, sağlıklıdır. I like watching football on TV. Ben televizyonda futbol e, izlemeyi seviyorum with my friends arkadaşlarımla. We think bize göre bizce it is very e, seviyorsak yani televizyonda pahalı değil nedir? exciting'tir, heyecan verici. I like listening to music. Ben müzik dinlemeyi seviyorum but I can't stand heavy metal. Can't stand önemli bir yapı arkadaşlar. Tahammül edememek demek. Müzik dinlemeyi seviyorum ama heavy metale katlanamıyorum. I think bence this kind of music bu tür müzik e yani popüler değil o zaman bence nedir unbearable'dır katlanılmazdır diyorum. Şimdi bir soru cevap bölümümüz var arkadaşlar. Sol tarafta sorularımız var, sağ tarafta da cevaplarımız var. Acaba hangi cevap hangi soruya uygun düşebilir? Bunu e, söyledikten sonra özellikle de şunu da belirtmek istiyorum. Temelde sorular İngilizcede iki tiptir. Bir tanesi what, how, who ya da where ya da when gibi wh soru sözcükleri sorulmuş sorulardır. Bakın bunların hepsinde bir w bir de h, h harfi var. Ve arkadaşlar bu soruların cevabı yes ya da no diye başlayamaz. Bunların cevabı ne soruluyorsa onunla başlar. Ha bir de yardımcı fiil başa getirilerek yapılan sorular vardır. İçinde W soru sözcüğü olmayan. İşte bunlar milli mulu sorulardır. Bunların cevabı yes ya da no, evet ya da hayır diye başlar. Şimdi what activities do you do regularly? Hangi aktiviteleri düzenli olarak yaparsın? Dediğinde şu karşına arkadaşlar bakıyorum. After I wake up ben uyandığımda I take a shower duş alırım, kahvaltı yaparım ve okula giderim. Sürekli yapılan işler. Bunun cevabı f'dir diye düşünüyorum. What do your parents do in the evening? Annem baban akşamları ne yapar? Şimdi anne baba ne yapar? E deyince anne baba onlardır. İçinde onlar olan bir ifade bulmam gerekiyor. Ve arkadaşlar deyi görüyorum. Akşamları dediği için burada da after dinner var. Akşam yemeğinden sonra they watch TV or read books. Onlar televizyon seyrederler ya da kitap okurlar. E, C'nin uygun düştüğünü düşünüyorum. How often do you meet your friends? Arkadaşlarına ne kadar sıklıkla buluşursun? Şimdi tabi sıklık belirten bir cevabın olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar a week dediğiniz zaman cümle sonunda haftada demiş oluyorsunuz. Four or five times dediğinizde de times kere demektir. Haftada 4-5 kez. Dolayısıyla 3'ün cevabı da e'dir. Arkadaşlarla 3-4 kez buluşuruz. Who do you go to school with? Okula kiminle gidersin? Şimdi okula kimle gidersinin cevabı tabi okullu bir cevap olacak. Hemen birinci de görüyorum. My mom drives me to school. ama bu işte annem beni götürür oluyor daha çok. Peki bakayım okula kimle gidersin. With my friends var. Arkadaşlarımla giderim. Bakıyorum evet with my friends doğru cevap. Ha 5'te şimdi how do you go to school var. Okula nasıl gidersin? My mom drives me to school. Beni okula annem götürür. A seçeneği Beş'in cevabı. Where does your sister usually ride her bike? Kız kardeşin genellikle bisikletini nerede sürer? Right. E, şimdi tabii she e, ve içinde she olan ve mekan anlatan bir şey olacak. B seçeneğinde o var. She sometimes rides her bike in the park. O bazen bisikletini parkta sürer. B doğru cevap. When does your brother go to school? Erkek kardeşin okula ne zaman gider? Ha, şimdi de içinde hi olan erkek kardeşten dolayı ve zaman olan bir yapı arıyorum. Onu da J. J'de görüyorum. He goes to school at 12 o'clock. What do you usually do with your friends? Arkadaşlarına genellikle ne yaparsın? Şimdi e, ne yaparsının cevabı ne olabilir diye bakıyorum. E, sen arkadaşlarına ne yaparsın diye soruyor. E, biz diye cevap verecek. We often play computer games together. Biz sık sık birlikte bilgisayar oyunları oynarız. Do you always wake up early? Ha şimdi yardımcı fiille sorulmuş bir soru. Bunun cevabı yes ya da no gelecek. Şimdi sen her zaman erken kalkar mısın? Benim e, efendime söyleyeyim yesli bir cevabım burada var ve içinde kalkmakta var. O zaman yes I always get up early. Evet her zaman erken kalkarım. G doğru cevap. Do you ever go bowling? Ever hiç demek. Sen hiç bowling'e gider misin? Cevap no'lu no bir cevabımız var. No, never, hayır, asla, gitmem. H doğru cevap oldu. Şimdi arkadaşlar e, burada bir e, soru cevap grubu daha var. E, bakayım yani videonun sorusu çok e, e, süresi çok uzun olsun istemiyorum. Onun yerine zaten soru cevap yaptığımız için edat sorularını yapmayı daha uygun buluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, burada in, on, et e, bizim nelerimiz var? Zaman edatlarımız var. Zamandan bahsederken bazı isimlerin önünde in, bazılarının önünde on, bazılarının önünde et kullanıyoruz. After sonra before önce demek. Early erken, late geç demek. Every de her demek. Şimdi böyle olunca arkadaşlar day ya da week diyor ki e, zaman ifadelerini aşağıdaki kelimelerle doldurun. Peki. Şimdi ben every day ya da every week her gün ya da her hafta diyebilirim. Bakıyorum evet evre açılıyor. Ee, benim de aynı şekilde düşünmüş slaytın da yazarı. Ee, arkadaşlar acaba acaba saatlerden önce ya da night kelimesinden önce hangi zaman edatı kullanılır? Ee, at night ve saatlerden önce de mesela at half past seven. Mutlaka et kullanıyoruz. Night kelimesinden önce ve saatlerden önce. O yüzden ikinin cevabı et. Ha günün periyotları. Mesela evening, afternoon yani akşamleyin ya da öğleden sonra derken günün periyotları ile birlikte in kullanıyorum. Weekdays, weekends. Weekdays hafta içi günler, weekends hafta sonları. Ve arkadaşlar eğer if zaman ifadenizin içerisinde gün adı varsa mutlaka ondan önce de on kullanıyoruz. On weekdays, on weekends ve on Sunday mornings. Şunu da belirteyim. Yakın yıllara kadar weekendle mutlaka et kullanılıyordu ama son zamanlarda, son yıllarda artık e, weekendle de on kullanmaya başlandı. Breakfast, dinner, lunch ve school diyor. Şimdi tabii bununla ne kullanabilirim? Yani After breakfast, before breakfast. Kahvaltıdan önce, kahvaltıdan sonra. İşte after dinner, before dinner. Akşam yemeğinden önce, akşam yemeğinden sonra gibi ifadeler kullanılabilir zaman ifadesi oluştururken. Ve arkadaşlar şimdi get up kalkmak, wake up uyanmak, işte arrive school okula varmak. bunlarda ne olabilir? Erken kalkmak, geç kalkmak, okula erken varmak ya da geç kalmak anlamında bu ifadelerde early ve late de birlikte kullanılabilir diyorum. Arkadaşlar bir de reading yapalım, okuma yapalım ve dersimizi bu şekilde bitirelim. Hi, I'm Lisa. Bizden istenen metni okuyup kişilerle eşleştirmemiz. Okuma çalışması yapalım burada da. Hi, I'm Lisa. Merhaba ben Lisa. I always feel very energetic. Ben her zaman çok enerjik hissederim. Because I do sports every day. Çünkü her gün spor yaparım. Every morning, her sabah I wake up early, erken kalkarım and go running in the park ve parkta koşuya giderim. After that, ondan sonra I take a shower, duş alırım and have an enormous breakfast, büyük bir kahvaltı yaparım enormous with my family, ailemle. I prefer walking to school, okula yürüyerek gitmeyi tercih ederim because it's healthy, çünkü sağlıklı bir şey. At school, okulda I often play basketball with my friends. Arkadaşlarımla basketbol oynarım. We really love basketball. Gerçekten basketbolu çok seviyoruz. Once a week. Bir kez demek once. Twice olsa iki kez. Haftada bir kez my friends visit me. Arkadaşlarım beni ziyaret eder. And we watch basketball matches on TV. Ve e, evet televizyonda basket maçları seyrederiz. Bir Liza kızımız var. Düşünün ki hayatı basketten ibaret. O zaman basketbol topunu parmağında döndüren kızımızın olduğu resmi, resmi ya da o resimde kızımızın Liza olduğunu düşünüyorum derken slide ters yerden açıldı. Kurşun yedik arkadaşlar. Peki. Şimdi o zaman biz Ashley'e dönelim. Şöyle yapalım. Hi, I'm Ashley. Merhaba. Ben Ashley. I really like reading. Gerçekten okumayı seviyorum. I always read something before I go to bed. ...yatmadan önce her zaman bir şeyler okurum. I read books, kitapları okurum. Magazines, dergiler, or newspapers... ...ya da ne yaparım... E, ...gazeteler okurum. Yani arkadaşlar... ...burada parça metne göre değil... ...ben metne göre girdim. Ama slide... E, ...neye göre yapmış? Resme göre başlamış eşleştirmeye. E, I often read detective and bi biographical books. İşte dedektiflik kitapları... ...hikayeleri ya da... ...biyografik kitaplar okurum diyor biyografik e, biyografi kitapları okurum. I enjoy reading them a lot. Onları okumayı çok severim. Because they are exciting and informative. Çünkü heyecan verici ve bilgilendirici. I rarely read gothic books. Nadiren rarely. Nadiren gothic kitap okurum. Because they are not so fun. Çünkü onlar çok eğlenceli değil. O zaman bu ne oldu? Eşli oldu arkadaşlar. Eşli. Peki. <laughs> Sıradan gitmesi için Austin'e de bakalım şimdi. Hello everyone. My name is Austin. Benim adım Austin. I'm interested in music. Müziğe ilgiliyim. I don't like all kinds of music. Her tür müziği sevmem. I prefer pop music to jazz or heavy metal. Şimdi prefer tercih etmek demek. Ha, pre neyi tercih ediyorsanız prefer'den sonra ilk o gelir. Pop müziği tercih ediyorum. Neyi tercih etmiyorsanız o da bir tuğunun arkasından gelir. Pop müziği caza tercih ediyorum ya da heavy metale. Yani bizim arkadaş popçu. Caz ya da heavy metal'i tercih etmiyor. I think pop is trendy and harmonic. İşte e, trend ve harmonik. Yani e, harmonik dediği de nedir? E, müziksel değer olarak harmonik. Yani e, şöyle zevk aldığım e, uyumlu bir müzik anlamında. I really love going to Taylor Swift's concerts. Ben gerçekten çok seviyorum Taylor Swift'in konserlerine gitmeyi. Because her concerts are very exciting. Çünkü onun konserleri çok heyecan verici. I always listen to music after dinner at home. Ben her zaman evde akşam yemeğinden sonra ne yaparım? Müzik dinlerim. Sometimes, bazen I read magazines about music. Müzikle ilgili dergiler okurum and my favorite singers... Ve sevdiğim şarkıcılarla çarkıcılarla ilgili Austin'in de hayatı müzikten ibaret arkadaşlar. Kulaklığı da kafasında Austin E. Yani basketbolcu kızımız Liza'dan zaten başta bahsetmiştik. Bu da Liza. 8. sınıfa yönelik arkadaşlar konu anlatımı ve daha sonra test çözümü ve çeşitli ders videolarımız devam edecek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.